Merhaba arkadaşlar, ben Ata. Bir iki yemek yeni bir bölümde daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cover Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sevdiğim serilerden biri olan Cover Fire'ın sonunda kaldığımız yerden. Tam gaz, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda etkinlikler kısmı Zombie Revenge 2 var. Aslında o etkinlik Zombie Underground 1'i tıpatıp aynısıydı. O yüzden size göstermek istemedim. Ama oradan şimdi toplayacağımız ödüller var. Öncelikle o ödülleri alalım. Hatta bu etkinliği yapmak için 60 gol fazla bile verdim. Çünkü bilet sayısı zamanın yeterli olmadığından dolayı etkinliği bitirmek istediğimden ötürü 60 gol harcamak zorunda kaldım. Yani iki defa 30 gol verdim. Bakalım şimdi ödüllerimizi toplayalım. Emily 5 gol olarak bize geri döndü. AKM midir nedir hangisi hatırlamıyorum ama neyse 20 tane de ondan 5 gold olarak geri döndü. Toplam burada 60 gold aldık. Harcadığımız kadar geri aldık yani. Evet, etkili kapandı. Doğal olarak. Şimdi ayrıyetten Sniper Ups'ta alacağımız ödüller var. Yarbay olmuştum yine. Etkili tam bir şekilde tamamını 62 yapmışım hatta. Kronları. Buradan da biraz ödül alacağız. 20.000 nakit. Dragunov, evet Dragunov'dan 5 gold olarak geri döndü. Steve Rex, yeni karakterimiz. Ve 50 gold da buradan. Yeni karakterin kilidi açıldı. Karşı ateşte koruma eksi 5. Sağlık %10 artıyor. Tabii ki de kullanmayacağız. Ama karakter açmış olduk yani en azından. Bu gayet güzel bir şey. Evet, bir çatışma sandığı açmak için gereken plaka 4 diyor ve şu anda sandık açmak istediğimden dolayı. Şimdi ben burada bir videoyu durduracağım. Yani hemen bir durduracağım. Bu sandığı açmam lazım çünkü bunun içinden gold da çıkıyor. Şu an 299 var. Sandığı açacağım zaman videoyu tekrar o zaman kaldığımız yerde devam edeceğiz. Birazdan yine sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane daha çatışma yani. Bu diğer Sniper Ops görevini de sizlerle beraber yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum ufak tefek. İşte neler yapıyoruz, nerelerde oynuyoruz falan. Karşımıza neler çıkıyor falan. En azından bir haritalık size göstermek isterim. Ha, şimdi Hacker'a denk geldik mesela. İki plak alırsak sandık açacağız. Çok dikkatli olmam lazım. Ben Hacker'da iyi değilim. Bir kafa çalışmam lazım. Ama kafa çekemiyorum demek ki. Ölmüyorlar da. Ölmek bilmiyorlar yani adamlar. Ha, öl. Ha, headshot at. Bu da headshot. Güzel. İki düşman kaldı herhalde. He, şimdi iki düşman kalmış. Kafa çekti. Çok güzel. Bu da kafaydı ve rahat bir şekilde tamamladık. Sesi azaltacağım. Ses az açacağım. Evet, sandığımızı da alıyoruz. Sandıktan sonra da sandık açılımları olarak başlıyoruz artık. Şimdi sandık açılımı yapabiliriz. Westwalker 3 tane geldi. 2 gold olarak bize geri döndü. 5000 nakit. AK-47 2 tane verdi. 2 tane AK-47 kaldı. 2 de gold verdi. Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz. İnterneti artık kapatıyoruz. Wi-Fi kapatıyoruz. Gerek yok çünkü. Çoktan. Kalan görevleri, kalan biletleri falan harcayacağım zaten video dışında. Merak etmeyin. Bizim şimdiki amacımız sandık açılımları yapmak, ardından senaryo oynamak, hikaye oynamak. Burada bir tane desans sandığımız var, onu açacağız. Hemen açalım. Ne verecek? Raygun'dan 5 tane. Çok sağlam bir silah kendisi. 13 tane mermi hasarı. Tamam, artık mermi hasarını geliştirebilirim. 20.000 nakit. 7 enerji. Oha, 36 enerjim var şu anda. 10 tane reaksiyon süresi. Şimdi kara borsaya giriyoruz. Kara borsadan da toplam 3 tane yüzlük olmak üzere 3 de esas sandık açacağız. 300 gold harcamış olacağız yani. Hemen açalım. Hemen açalım. Beş tane hacker. 10 tane daha mermi hasarı.
Güzel. 20 bin nakit. Hacker'dan 6 tane daha geldi. Sadece 5 tane kaldı. 25 bin nakit de buradan. Oo, 100 bin nakitimiz oldu şu anda. Gerçekten güzel. Yine buradan açacağım. Yeniden doldurmadan 14 tane. 25 bin nakit. 11 tane kamuflaj. Kutu şarjım oyuna 10 tane ve AK-47 ile tamamladık bu saatten sonra. AK-47'ye şimdi bakacağız. Son epik sandığımızı da açalım. 3 volt kaldı. 10 tane daha kamuflaj. 9 tane sağlık. Bari bir tane daha verse de geliştirsem. Neyse, PNP90'dan 5 tane verdi. 14 tane daha kamuflaj. Ve 14 tane daha mermi hasarı vererek bütün sandıklarımızı açmış olduk. Küçük sandıkları falan kartları bitirdikten sonra açacağız. Para biriktirip. Öyle daha mantıklı olur. Şimdi takım kısmına bir girelim. Bakalım neler açmışız, neler var, neler yok. Bir inceleyelim, sonra hızlı bir şekilde hikaye moduna gireceğiz. Hacker'dan 5 tane kalmıştı. Kritik vuruş ile kamuflaj artacak. Güzel. Sivrex. Karşı atışlı koruma düşüyor tabi. Uzun boylu. Ninja'yı açmıştık. Kullanmıyoruz. Başka bir şey açtık mı? He, aileyi açmıştım ben bir ara. Bunu belki kullanırız, belki kullanmayız ama hani kamuflaj da gelişiyor. Mermi hasarı %10, hani biraz düşecek mermi hasarı. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Silahlar kısmında CT kullanıyorum çünkü sağlığı arttırıyor. Dragono her ne kadar kritik vuruşu arttırsa da hiçbir şekilde kritik hasar veremiyorum zaten. M16 var. Ama M4A1'de daha fazla kutu şarjı boyundan buff verdiği için kullanmıyorum. FAMAS var. Evet, AK-47 sadece kutu şarjı boyunu arttırıyor. O yüzden ellemiyoruz. RPG-7 falan. Tamam, başka bir şey açmadık şu anda. O zaman artık hikaye moduna bir girelim. Video 7 dakika oldu. Zaten bu bölümde çok fazla bölüm yok hani. Daha önceki şeyde 5. bölümde 10 15 bölüm falan vardı. Bunda 12. Yani daha az. Yani hızlı bir şekilde oynayacağız. Yeniden deneme falan yapmamaya çalışacağız olabildiğince. Evet, Winter Road kar yolu bölümümüzde artık 2 enerji istiyor bu arada. Her seviye başı. Enerji yapmam çok iyi oldu. Düşman araçlarını yok et. Görevi 50 saniyede tamamla diyor bizden. Tamam, yaparız. 6. bölümden itibaren her görev başı 2 enerji istiyor. Bosslarla aynı mantık. Boss da 2 enerji istiyor. Evet, Hard Racing. Zorlu yarış. Ne alaka acaba? Ve araçlar konusunda oyun biraz kötü ya. Hani istediğiniz yere ateş etmiyor. Biraz kasabiliyor performanslar ötürü. Tamam, güzel. Sadece şu 3 aracı mı yok etmem gerekiyordu yani? Ha, o zaman iyiyiz ya. Evet, çok güzel gidiyor bizim araç ha. Şaka maka. Tamam, bu kadar. Aa. İki düşman da var. Ha, varacağımız yere vardı, korumalar vardı. Yani mantık. Mantıklı. Ödülleri iste yani. Şöyle açalım. 5 mermi hasarı. Ve biraz da nakit. 1704. Yaklaşık 4700 civarı, 4800 civarı nakit aldık. Direkt kese sayı vermeyeceğim. Yaklaşık olarak size belirteceğim. Olmadı, siz hesaplarsınız zaten. Videoyu durdurup, o size bağlı. Checkpoint Alpa. 2. bölüm. Yani 6. bölümü 2. seviyesi. 2 maket tüfeği yok et. 2 tane yaklaşan el bombası yok et diyor. Bomba atacak. Ben şöyle bombaları patlatayım mı? Ah, bomba yedim. Makineyi bozdum. Bomba patladı tamam. Aa, valiler patlamıyormuş.
Kusura bakmayın arkadaşlar, kusura bakmayın. Aa, yine bomba yedim. Kaç, kaç. Kaç ölme. Kaç ölme. Allah'ım ya, bu neydi? Kar falan da yağdığından dolayı oyun az çok kasıyor. Yani oyunun en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Yağmurlu karlı havalarda falan oyunun performansı biraz düşüyor. Bomba çok var mı? Varmış. Ya biraz sakin olsanız ben şu kanatından bir kullanayım. Tamam, ikini de patlattık. Arkadaşlar örnek istemediğimden dolayı kullandık kesinlikle. Yoksa... Beceremediğimden falan değil. Biraz da sıkıntı oldu zaten. Ve zaten görev başı 2 enerji harcıyoruz yani. Bir zahmet harcayalım yani. Ben onları her şekilde yapıyorum zaten. Kritik kuruş 5 tane. Zaten ya para veriyor ya bir tane kart veriyor. Zaten üstünde yazıyor. Artık böyle çeşitli çeşitli kartlar vermiyor. Direkt tek bir kart üzerinden gidiyor oyun. İnşallah diğer bölümlerde böyle olmaz. Yani 2 tane kart falan fazladan böyle 5-5 verse güzel olur. Aa, sniper haritası. Bir atış ile 3 düşman öldür. What? Şöyle gidin ağrısız. Hiç sıkıntı yaşamayalım. Ha, şurada 3 kişi olabilir ama. Burada 2 kişi. Bir dakika, sakin olun. 4. Evet. Tamam, tek. Küt küt küt. Çok güzeldi. Aa, 5 kere kafadan vurup ölmemişim. Kart alırsam sıkıntı yok. Tamam, kart aldım. Tamam. Kartı aldım. Bu görevi video dışında yaparım. Şimdi zaman kaybetmek istemiyorum. Videonun çünkü ne kadar uzayacağını bilmiyorum. Tahmin edemiyorum. Laboratuvarda kısa sürer dedik. Enerji bitti. O oldu, bu oldu. Yarım saat geçti diye hatırlıyorum. Video, o yüzden risk almak istemiyorum. Video dışında 3 yıldız yapıyorum zaten, biliyorsunuz. Break the wall. Yolu kırmak. 50'den daha az ben bir kullan. 5 kere kafa at. Tamam, atarsın. Bu patlasın. Tek atıyoruz bunlara zaten neredeyse. Öyle birkaç ben fazla atabiliyorum. Kafa görevini bitirdik. Şarjı değiştirmeyeyim. Ne olur ne olmaz. Şimdi değiştir. Dokunamadılar bile bana neredeyse. İyiyiz ya. 30 mermide bitirdim. Kolaydı. 5 tane reaktif kalkan. 1200. Yaklaşık kaç? 3900 civarında nakit verdi bir de. Geçen görevi nakiti söylemeyi unuttum çünkü bir kere verdi. Sonuçta bir karttan da nakit çıktı. O yüzden söyleme gereği duymadım. Neyse. Hava desteği. Hacker mı? Yok. Aa, hacker. Hareket halindeki iki aracı yok et. O zaman biraz dikkatli olmalıyız. %60 ve üzeri sağlıklı tamamla diyor çünkü. Şu bir. Bunlar kolay ölür de durması zor hacker'da. Drone sürekli yön değiştiriyor çünkü. Daha doğrusu düzenli olarak. Gördüğünüz gibi oradaki düşmanı alamıyorum şu anda. Ama canapı kullanacağım. Araç. Araç. Adam geliyor, araç geldi. Görüyor musun? Ölecek bu arada bizi karakter. Ölmeyecek abi, ölmeyecek. Sıkıntı yok. Tamamdır. İyiydi. Kolaydı. Şöyle ben değiştireyim.
Headshot. Bir tane düşman kaldı. O da şurada. Onu kafasına göremiyorum. Tamamdır. 175'li tamamladık ama can hapı kullandık. Yapacak bir şey yok. Çünkü 160'lı, %60'lık bir dilimle tamamlamak kolay değil bu görevde. Dedim ki hacker gerçekten zor. Evet, kartı bulduk. 5 tane daha mermi hasarı geliştirebiliyoruz. Canı geliştireceğim ben önce. Ondan sonra mermi hasarı. Bu da videoyu tam sonlandıracakken yapacağım. Yükseltme işini bırakmayacağım. Smashdown'da backup. Desteği geri düşürmek. 45 saniyede tamamla diyor. Vallahi o mayını yemem ya. Kaç bölümdür mayınlarla uğraşıyorum zaten. Aslında sadece çöl kısmı da çıktı, öyle öyle bir fark var. Neyse. Oynama abi işte. 20 saniyemiz var. Drone var bir tane. Oyalama işte. Drone cidden tehlikeli ya. Küçük küçük ama etkisi büyük işte küçük enişlerin. Ah. Şansıma ya. Hay şansıma. Hay şansıma. Hay şansıma. Bu görevi de video dışında tekrar yapacağım. Hay yani. Farklı bir ses çıkıyor ya. Tıttın. Merminin motora çarpma sesi çıkıyor ya. O ses çıkınca genellikle patlıyor araç ama patlamadı. Ve mermim bitti yani. Şu kutu şarjörü geliştireceğim bu arada sıradaki bölüme. Oo, konvoy var. Çok dikkatli olmam lazım. Buna fark edilmemem lazım. Ve 1 dakika içinde tamamlamam lazım sanırım. Evet, fark edeyim. 60 saniyede tamamla. A tıkıya da kafa at. Yani 1 dakika içinde bitirmem gerekiyor bu görevi. Parasız. Ah. Sallanıyor ya. Ya öf, ne anladık abi ki? Yok yok, ana menü. Baştan yapacağım bu görevi. Ne anlamı kaldı ki fark ettikten sonra? Olmaz öyle. Baştan yapacağım görevi. Ekranı bir döndüreyim belki. Faydası olur. Ne uyuz bir görev ya. Bu görevi hiç sevmiyordum zaten. Zar zor yapıyordu falan. Ya bayağı bir araç var. Bayağı indirecek şey var zaten. Bir de hepsi 1 dakika indir diyor. Tabi 1 dakika bana yeter de. İnsanı geriyor yani. Önde bir araç. Kamyonun arkasında bir araç daha var. Önce kamyonun arkasındaki aracı indirmem lazım. Abi gördüğünüz gibi araç sallanıyor. Vurmuyor ya. Vurmuyor abi, vurmuyor. Alo. Harbi vurmuyor. Vursana. Adamı anca vurdu. Neyse, bundan sonrasını kafa atarım. Yaklaşın lan. Harbi vurmuyor ya. Yaklaşın biraz, ben gerekirse zamanı yavaşlatırım. Şey yapmam. Oyun da kasıyor ya. Harbi bu ne ya? Yeter. Hepiniz de kafa at. Yok. Olmuyor. Ay, içinden geçti. Çok leş bir görev ya. Çok leş. Nasıl? Ha, çok leş bir görevdi ya. O kadar saçmaydı ki. Gereksiz kastı bir ton. Ay, bu kadar kasacağı düşünmemiştim. Bu arada direkt kartı buldum. 5 tane reaktif kalkan. Tamam, bunu da video dışına yapacağım bu görevi. Bana girdi, bana 6 enerji. Tamam, sıkıntı yok. Boşta zaten video dışı onu her şekilde yaparız. Karakter açıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum zaten. Ha, Trigger Happy. En sinir olduğum görev. 3 yıldız yapana kadar canım çıkmıştı. Tamam. Kamyonda sağ kalacağız. 29 düşman öldüreceğiz. %60 ve üstü sağlıklı tamamlayacağız.
Neden uyuz oğlumu göreceksin şimdi. 29 düşman diyor değil mi? Oyun kasıyor. Dönüşümü yapabilir miyim bilmiyorum. Yani bana diyor ki bütün düşmanları öldür. Aa kapattım onu. İnşallah kaçırmam. Kaçırırsam deli olurum çünkü ben. Abi abi bu olayı gördünüz mü arkadaşlar? Düşman gözükmedi. Düşman gözükmedi. Evet, aşırı kasıyor ya. Sinir olur. Böyle hareket görevinden nefret ediyorum. Of, sonradan geliyor makineye. Kapat kanalı. Sağda bir araç gidecek kesin. Çıkmadı. Araç çıkmadı. Abi gördünüz. Düşmanı ışınlandı. Kaçırıyorum abi. Düşman ışınlanıyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ah. Böyle yapar. Böyle bir oyunu ben ya. Dönemiyorum bu sola. Düşman kaçtı. Ne kadar iğrenç bir görev ya. Ya böyle bir saçmalığı ben ilk kez görüyorum cidden. Ne sağlığı bulduk da. Abi ne iğrenç bir şey ya. Ne kadar saçma. Hem oyun kasıyor, onu geçtim. Düşmanlar sonradan doğuyor. O kadar sinir oldum ki şu anda. Normalde 3 yıldızla geçmem basit. Yani 3 yıldızla geçerim normalde. Biraz sinirlendim. Azıcık sakinleşeyim birkaç saniye. Bir sakinleşip kendime geleyim. Of. Of da kim of şimdi? Kaç 4 görev. Ama ben büyük ihtimal o şey görevi yapamam. O Trigger Happy görevini yapamam. Bismillah. Aa bombayı da yedik. Görev ne görev? Görevi bile görmedim. Bombalar da çok hasar veriyor bu arada artık. Reaktif kalkanı geçirmem lazım. İkiye bombası yok etliyormuş zaten. Kaç kişiye kafa diyor? 10 kere kafa. Tamam. Bomba atın bana. Bomba atar mısınız? Atmayacağınızı. Bomba istemem, bomba atarlar. Bomba ararım, bomba atmazlar. Hadi bomba at, bomba. Hadi. O makineden çıkar mısın? Abi bilerek mi yapıyorsun? Bomba atmıyorlar ya. Böyle tık tık alırım sizi o zaman. Umarım oradan mermi geçmez bu arada. Bildiğin tahtaya mermi atıyorum. Drone. Drone'a bak nasıl kaçtı. Bomba 1. Bomba 2. Tamamdır. Tamam lan yeter. Tamam. İyiyse. Bombaları attılar iş bitti zaten. 3 yıldız kasıyorum zaten kendimi. Öyle yapmam gerekiyor zaten. 3 tane mermi hasarı. Kim 500? Yaklaşık 4150 civarları. 4160 hatta hesapladım. 4160 nakit aldım. Güzel nakit veriyor ama buralar. Pro modda neler neler kazanırım hiçbir fikrim yok. Baya baya şey olur. O overkill. Yine bir hacker ya. Üf. Lan sevmiyorum seni. Sevmiyorum. Nefret ediyorum senden. Karakter iğrenç. Ne alaka benimle? Patlamadı araç. Araç patlamadı. Bak o da patlamadı. Allah seni belanı versin, tamam mı? Allah seni kahretsin.
bu kadar saçma bir şey olamaz ya. Patlamıyorlar. O kadar sıkıyor, patlamıyor. Ay oğlu patlasın öyle bir şey demiyorum. Patlamıyor aç. Drone da sıkıyorum lan. Ne biçim hasar verebilirim? Bak bilmem bile çıkmaz mı? Ya düşmanlar bir ikice anımız ağlıyor ya. Nasıl bu? Ölmüyorlar abi. Drone mutlu geçemem herhalde. Abi ölmüyorlar. Kaçak. Kaçak. Beceriksizim beceriksizim ama kafamı atarım. İsteniz ama. Ya şu drone'u geri zekalı bir şekilde atış değiştirmesi, gereksiz hareket etmesi. Ya bir de öyle bir hareket değil. Bilemiyorum yani. Başka? Başka da. Duyuyordun bana mı? Lan bitmemiş. Bana ne ya, ben bir görevi bile yapmak istemem. Hacker görevlerinden nefret ediyorum abi, bu kadar basit. 4 tane kritik vuruş verdi şansıma. Zaten bana para daha çok kart lazım, kart çıkıyor en azından. Yani yeni cihaz alınca anca ben bunları geçerim adam akıllı. Yoksa imkanı yok. Cross the last line. Son siperi bastırmak. %70 sabit, %60 sağlık. Tamam. İsabete çok dikkat edeceğim bu arada. Doğal olarak görev. Görev bölüm. Hatta olabilecek ucuda çalıştım. Fazla mermi tutturuyorum ya, isabet oranı daha az düşer diye. Tutturuyorum sana. Nefret ediyorum. Kaldı. Video yine yarım saat olacak. Ne zaman bitecek acaba böyle? Oha. Oha. Aa. Korktum lan. Dedim aha öldük. Dedim aha da öldük. Kaç. Zatlı sağlık diyor. Hiç. Atamayacağım kendime. Uf. Ulan var ya. Mayın. Öyle bir patlama sesi var ki korkuyorum. Evet, seviyede atlamayı başardık bu arada. İyi oldu bu. Kartı da bulduk, tamam. Yani %80 şansım var. Bulurum herhalde. Bulurum yani. %80 şansım var. O kadar da değil, abartmayalım. Hadi kaç bölüm kaldı? Ha, son patron. Frostbite. 10 kere kafadan vur, %80 isabet. Bu görev çok zor arkadaşlar, söyleyeyim en baştan. Gerçekten çok zor bir görev. Patronu görmek zorundasınız, yoksa sizi vuruyor. Gördüm onu. Gördüm onu. Gördüm onu. Tamam. Aa, bana vurdu. Oo. Lan kaçırmamak için siper almasını bekliyorum. Olaya bak. Durma lan. Durma. Durma. Vurmayın pis düşmanlar. Ya sizi böyle vurmaktan zevk alıyorum açıkçası. Patron nerede? Gördüm. Vuramadım. Ama siper alamadı o da. Tamam. Patron kesinlikle kafayı falan tek yemiyor. Kesinlikle tek yemiyor. Öldürene kadar böyle vurmak zorundasınız. Yoksa o sizi dağıtıyor. Abi göre bir içe bir zaten. Ben de kaçırmıyorum zaten kolay kolay da. Belki candan. Patlasın. Neredeydi? Bir de daha patlığı çıkmadı. Oha. Yuh. Patronu gördünüz mü?
Ne biçim dağıttı beni? Hap kullanacağım ama. Abi vurdum öldüm. Vurdum öldüm. Bu nasıl iş? Hayda. Ne kadar saçma ya. Ya zaten oyun kasıyor. Neyse bölümü görmüş olduk. Tekrar yapacağız. Yapacağız yani. Patronu görmem lazım. Evet burada. Ama kaçırmak istemiyorum yani işte. Ateş etmedi. Bastım ateş etmedi. Ateş etmiyor. Oh. Direkt vurdum direkt. Acımam. Kalkar kalkmaz. Saniyelik iş var orada. Tamam seni gördüm. Ve beni coverlayabileceğim alan da yok. Al işte. Pislik. Ne eğiliyorsun? Nişan alıyorum sana. Bir kişi varmış. Boşuna mermi ekledik. Seni gördüm abi. Oha ne ara oraya gitti ya. Sen ne ara oraya gittin ya? Aniden cover değiştiriyor ya. Bu bir. İki. Kasma abi. Tamam gördüm seni. Gördüm seni. Bir tane vurursun gidersin. Bir vurursun gidersin abi. Hiç seni çekmeyeceğim. Artık patronu vurabiliyoruz bu arada. Kaç sen? Abi bir dakika bir dakika bir dakika hemen ekranı döndüreyim. Hemen ekranı döndüreyim. Abi. Aa. Kendi kendine mermi değiştiriyor bu. Hemen cambaz. Şu an nişan alamıyorum. Bir dakika bir kafa dağıtmam lazım tabi. Patronu bir vurayım da ondan sonra kafa atarım. Yani şu an tutuyorum ama. Vuramıyorum abi böyle bir şey mi var? Böyle. Kafa atamadım. Bir dakika şurada bir kafa atayım. Kafayı attım. Aa, kafa değiştirdim. Hayır. Hayır. Hava değişti. Ay şu an çok pis gerildim. Vurdum. Bir kez daha hava değiştiriyor. %80 kaçırırsan üçümüz de gider. Ha! Ulan son anda alamadım. Ay son kez burada deneyeceğim. Geçemezsem yine videoyu durduracağım. Hatta videoyu durdurma riske bile alamam. Şu an 33 dakika oldu. Video kesilebilir. Video kesilebilir. Hızlı olmam lazım. Can kaybetmemeye çalışmam lazım. Oha, nereye gitti ya? Vurduk lan. Valla zar zor gördüm ya. Çok zor yani. Ve çok pis hasar veriyor abi. Canım yüksek olmasına rağmen acımıyor. Yani patron bana acımıyor daha doğrusu. Acımıyor derken yanlış anlamıyorum. Burada bir tane kafa atamamıştım. Oradan kaybettim ben. Dedim şurada bir kafa atayım. Sonra şey yapayım. Uğraşayım. Ama yok olmadı. Patron neredesin? Al işte vuruyor. Vurmaması lazımdı işte onu. Kafanı vururum kafanı. Kafanı ezerim. Şöyle kafa atayım da hemen mermi değsin. Yani aim'i biraz zor alıyor ya. Hakikaten.
Çok vuruyorsunuz ya. 200 gibi vuruyorlar. Bir de kalabalıklar. Seni gördük, kaçıyor. Al işte. Abi vurdum, kaçacak. Mermi atmış ya. Hani o kadar saçma ki. Görüyorsunuz arkadaşlar, anında ya. Ben şey yapmam. Kafa. Vurdum. Vurdum abi. Vuramadın mı? Sizi döverim. Sizi keserim. Çarpmadan vuruyorsunuz. Oğlum. Gezeceğim. Vuramadım. Vuramadım. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi son mermi. Ulan risk almayacağım. O riski taşır mıyım sandın? He, o riski taşır mıyım sandın? Kafanı uçurdu, kafanı. Keşke kafanı uçurduğu zamanı görebilseydim. Öh be, kaç tane cana parçadım. Nakit. Tekrar nakit. Saat. Kart mı? Şurada ne çıkacak merak ettim. Paraymış, tamam. Öf, İsa bir karakter verir ya. Neyse. Arkadaşlar bölüm bu şekildeydi yani. Boss bu şekildeydi. Bayağı bir zorlayıcıydı. Bayağı bir uğraştık. Kaç? Üçüncü denemede mi ne aldım? 4 enerji öyle boşa gitti. Artık Cold Fortress. Yani artık karargahlarının olduğu kısma geldik. Asıl karargahlarının. Sonra hangar mangar var. The Awakening. Uyanış. Bu yıldızları falan tamamlayacağım. Ondan sonra da bir etkinlik var. Etkinliği göstereceğim. Önce kartları bir yükseltmeye bırakacağım. Şuradan bir tane seçeceğim. O zaman şuradan kutu şarjör boyu yapayım. Bir de ne yapayım? Bir de ne yapsam ya? Reaksiyon süresi biraz daha camban yaparım. Tamam, şunları alayım. Biraz para alayım. Oh, 7 günlük iş tamamla. Tamam, 10.000 nakit de buradan aldık. 10 gold, 1000 SP. Tamam, güzel. Şu anda kanalımın en uzun videosu olarak tarihe geçmiş bulundu. Evet, burada Knight bir görev var. Mariana verecekmişim. Mermi hasarı %2, kritik vuruş %1. Crossbow kazanacakmışım. 4 gün 12 saat sonra açılacak. Ben de büyük ihtimal Carfire'ı bu etkiliği bitirince çekeceğim. Bu etkilikle beraber yapacağım. Belki sıradaki bölümü full bu etkilikten de yapabiliriz. Gold harcayacağım mıyım? Bilmiyorum, olabilir. Nightmare çatışma falan yaparak biraz zaman geçiririz diye düşünüyorum. Yani bir bonus bölüm olarak, bir etkinlik bölüm olarak şey yapabiliriz. yine zombiler varmış bu arada bu kısımda. Bakalım nasıl bölüm olur. Her neyse arkadaşlar, videoyu artık burada kapatıyorum. Doğal olarak 39 dakikaya gidiyor. İnşallah keyif almışsınızdır. Biraz kanser olup biraz delirdik ama güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ödüller falan. Patron bayağı zorlayıcıydı, güzel bölümdü, zevkliydi. Saçmalıklar vardı ama olsundu. Ben keyif aldım. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Evet. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. YouTube, Facebook bir yerden bana ulaşabilirsiniz. Oradan videoyu da paylaşabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tavsiye sorularınız için de yorumlar kısmına veya Facebook sayfasına bana ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Başka bir Cover Fire veya herhangi bir oyun serisiyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.